Efendim, seher vakti nedir? Seher vakti zahirde henüz daha bu alemin aydınlığa kavuşmazdan evvelki aydınlığa yeni kavuşacak. Güneş doğmamış. Tam manasıyla bütün cisimlerin sizinde olduğu bir demdir. Yani salatalıklar, domatesler küçük olduğu bir demdir. İnsan vücudundaki olan bu salatalıkların, bu şeye, domateslerin de zindeleştiği, istirahat etmiş artık her şeyi idrak edebilecek, her şeyi zevk edebilecek bir halde. Yani gül, buradaki açar güller niye açar? İlm-i ledün dediğimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Rahman kemalat sıfatlarının açılışı var. İlhamlarla zuhur eder. İster zahirde bir mürşidin sohbetiyle bu güller açılsın, İsterse kişinin kendi gönlündeki olan açılımlarla çok güzel zevklerin, ilhamların açığa çıkması anlamındadır. Aşkıyla öter bülbüller efendim. Aşkıyla bülbül öter. Niye? Çünkü Allah, Allah, Allah diyen kişinin bülbülü, yani kendi varlığı daima kendi özüne kavuşmak için devamlı zikreder. Devamlı o güle sahip olmazlar. Bir insanı biraz evvel de söyledim. Sireti güldür, sureti bülbüldür. Suret, sirete öter devamlı. Nerede öter? Gönlünde öter, kalbinde öter. Zikir fikirdir, fikir zikirdir. Dil ile zikreder, kalbiyle fikreder ve artık gönlüyle de bunun şükrünü yapar. Kulluğunun idrakıyla kendisindeki seyreder. Kendinden daim geçerler. Bu kişiler devamlı zikrettikçe artık kendisindeki zikredenin o olduğunu ve kendisinden tecelli ettiği için kendisine nispet etmez, onda ona yetişmek için, ona ustad için zikrettiğinin idrakındadır. Gülü gülle sevenleriz efendim. Buradaki gülü gülle sevmek, yani ilmiyle dün olan sohbetlerimizde bunun dışında başka bir şey sokmayız oraya. Gayet o koymayız. Hep o zevk, o gönüldeki olan iki can serverinin, o ilmi lüdününün tecellileriyle hep meşgul oluruz. Ondan vuslat alırız. O bize zevk verir. Güldür bizim pazarımız. Çünkü gönül alemi bir pazardır. Gülün pazarı neresidir? Gönül pazarıdır. Gönül pazarında gül alınır. Neydi gül? İlmi lüdün. Yani Rahman kemalat sıfatlarıydı. Rahman kemalat sıfatlarının zuhuratını o pazarda birisinden tecelli eder, diğerlerinden alır. Samadaniyet ile verir, diğerlerde dinler. Veyahut da kendi gönlündeki olan o gönül dediğimiz o kalp verir, bütün kendisindeki olan organ ve sıfatlar ona tabi olur. El-Rahman, Alleme el-Kur'an, Halegal insan. Alleme el-Beyan. Bak, insanlığını bulduğu zaman bütün beyan ediyor. Neye beyan ediyor? Senin vücut ülkendeki ümmetlere beyan ediyor. Afakta ümmetler, kişiler olduğu gibi enfusumuzda da dikkat ediyorsunuz. Ümmetler, önler var. Burram burram gül kokarız. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın o bizlerdeki tecellisiyle bizdeki olan ahlak güzelliği, edep güzelliği bizdeki kokusudur onun. Bir müşri kamillin irfanet ve kemalatı ifanlarında görünür. İfanlarında göründüğü zaman o işte onun kokusu olur. Yoksa bu koku bunun zahiridir. Yani sizdeki ilim, irfaniyet kokusu hakikaten üstün bir vasıfta siz ilm-i ilim olarak vakıfsanız o sizdeki kokular o mürşidin sizlere anlatmış olduğu ilm-i ledin kokularıdır. Gül kokularıdır. Karanfil anlattıysa karanfil kokusudur. Menekşe anlattıysa menekşe kokusudur. Yani buran buran kokan burada güldür. Gül Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i remzeder. Karanfil Hazreti Kerimullah'ı veçir remzeder. Yani bunları da bilmek lazım. Koku, hepsi kokar da hakikaten bir insanda vahdet kokusu mu vardır? Nübüvvet kokusu olan Hazreti Muhammed'in buradaki irfaniyet ve kemalat kokusu mu vardır? Dikensizdir sohbetimiz. Biliyorsunuz gülün güle kadar, çıkasıya kadar diken vardı. Dikensiz gül olmaz. Biz bu dikenleri ne yapmışız?
düzeltmişiz. Bizim yolumuzdaki olan dikenleri temizlemişiz. Neyle? Zikirle. Zikir süpürgesiyle devamlı temizlemişiz. Artık günümüz bizim dikensiz kalmış. Daha evvelden diken vardı. Diken gayiyettir. Gül aniyettir. O aniyeti çıkarsaya kadar o dikenlerin temizlenmesi lazımdır. Yani çeşitli yönlerle ifade edilmiş. Gülü gülle seven deriz. Gülü gülle seviyoruz. Gayreti yok etmişiz. Artık bizden başka gayri yok. Gayreti yok etmişiz. Gayret ikiliktir. Gayret bir biz varız, biz de bizden gayri olan başkaları var. Allah'ın mülkünde ondan başkası yok. Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Diyor ki, sizden iyi bir şey zuhur ederse o haktandır, sizden kötü bir şey zuhur ederse o nefsinizdendir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın vadisinde gayret yok. Hep aniyet var. Ama biz kendi nefsimizi, kendi varlığımızı ortaya atarsak, o zaman orası gayret olur. İşte bu gayreti de ne yaparız? Yok etmişiz. Gayreti yok etmişiz. Haset, gıybeti geçmişiz. Ne haset var, ne gıybet var. Çünkü bunlar ikilikte olan olaylardır. Haset, senin malının mülkünü hasetlenir. Veyahut da sende çok güzel tevhid zevkleri vardır, bende o yoktur. Hasetlenir, bu iyidir aslında. Ama zahir yönüyle haseti de geçmişiz. Çünkü tecelli her masada Cenab-ı Hakk'ın tecellisidir. Asla Ahmet-i Mehmet'ten Mehmet-i Ahmet'ten ayırmak caiz değildir. Ve gıybeti de, gıybet nedir? Gıybet, kendi yüzüne söyleyemediğiniz meseleyi arkasından söylemeye denir. Bu kardeşimiz çok kötüydü. İşte şöyle 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 yaptı. Bakın yapmış olduğu hareketi başkasına intikal ettiriyoruz. Kendisine söylesene, kendisine söyleyemez. Arkasından söylüyorsa ona gıybet olur. Ama bu adam veya bu kişi hakikaten yapmadığı bir şeyi yaptı diye söylüyorsan bu gıybet değil, bu iftira olur. Yani gıybetle iftira arasındaki fark da budur. Aşk ateşiyle yanmışız. İşte aşk olursa kişide, aşk demek ki bu aşk kelimesinde 3 harf 5 nokta vardır. Bu da bir insanın fena fillah olup kendi Muhammediliğini kazanmasıyla 5. mertebede buna sahip olur. Burada geçmişiz diyor. Yani her şeyi gayretlerimiz ateşte yanmış, bitmiş artık. Gayret kalmamış. Gülü gülle sevenleriz. Tatlı dili tevazuyu. Tabii insanlar birbirleriyle temas ederken de tatlı dil ve tevazu, alçakgönüllük uygulamaları lazım. Kendisindeki olan iyi düşünüşler de tatlı dil ve tevazuluktur. Bunları uygularsa iffet ile hayamızı, yani iffet veya Hazreti Osman sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh'ta olmuş bu. İffet sahibiymiş. İki yakınlığı var. Yani gerektiğinde tenzihi, gerektiğinde teşbihi ne yapmış? Uygulamış. Burada iffet ile hayamızı, edeb ile güzel ahlakı benimseyip sevenleriz. Edeb, biliyorsunuz İslamiyet'te bir itikat bölümü vardır, bir amel bölümü vardır, bir muamele bölümü vardır. Gördüğünüzü de ahlak bölümü vardır. Bu ahlak bölümüne sahip olabilmişsin bir kişinin evvela inandığını, itikadını düzeltmesi lazım. Allah herkes birdir diyor. Ben de birdir diyorsam bu itikadımın düzgünlüğünü göstermez. Ondan sonra bilinçli olarak amel yapıyorum, namaz kılıyorum. Namazdaki olan bütün teferruatlarıyla biliyorsam o zaman o amel bana fayda sağlar. Oruç tutuyorum. Hakikaten bütün teferruatıyla biliyorsam bana fayda sağlar. Yok bilmiyorsam fayda sağlamaz. İşte bu ameller de yalnız ibadet taatta değil, muamelede de çarşıya gidersiniz. Başkalarını dolandırır mısınız, dolandırmaz mısınız? Halka hizmet, hakka hizmet mi yaparsınız? İşinizde, gücünüzde herkese adaletle mi hükmedersiniz? Kendinize sorun. İşte bunlar da amelin muamele bölümümüzle beraber çalışmıştır. Bunları uyguladığımız zaman artık en güzel bir biçimde ahlak tecellisi zuhur eder. Ayşe validemize sordular, bedeviler geldiler. Ya Ayşe,
iki canseverlerin ahlakı nasıldı diye sordular. Ayşe validemiz onlara dedi ki, siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz dediler. İşte Kur'an da kendisidir. Demek ki Hazreti Muhammed'in ahlakı neymiş? Kur'an-ı Kerim ta kendisiymiş. Ey kardeşim sen de sana ve senden gayrı olan varlıklara zarar veriyorsa bunlardan kaç. Sana ve senden gayrı olan varlıklara fayda sağlıyorsa bu emir olduğu için bunları da uygula. Bu kadar basit. O zaman işte biz bu güzel ahlakı benimseyip sevenleriz. Gül bahçesi mekanımız devamlı gül bahçesinde bulunur. Gönül bahçemiz, gönülden dışarı çıkmak istemez bazı insanlar. Gönül bahçesinde devamlı Cenab-ı Hakk'ın tecellileriyle haşır neşir olurlar. Onun zevki de zevkler olmuşlardır. Gül alana gül satarız. Satın devamlı soru sorar, gönülden veririz onun karşılığını. Hani ya siz bir şey sorduğunuz zaman diyorsunuz ki bu karpuz kaç para? 5 lira. Ver oradan bana 5 kilo karpuz. Parasını çıkarıyorsun, cebini veriyorsun. Yani dikkat edersen maddi bir karpuza karşı maddi bir para verdiğiniz gibi gül alıp gül satma da böyle. Gönül aleminde. Yani siz manevi bir istekte bulunuyorsanız karşıdaki kişi de size manevi bir zevk ile bunu verecektir. Biliyorsa tabii. Bu afakta böyle. Enfusunuzda ise kendinize dönün. O gönül aleminde bunun tecellisi mutlaka çıkacaktır. Kendinize cevabı, yani siretinizin surete olan cevabı da aynı şeydir. Değişmez. Gül alana gül satarız. Ahmet aşkla tarif etti. Gülü gülle sevenleriz. Gülü daim sevenleriz. Demek ki aşk ile tarif edilmiş bu. Böylece bir zevki, bir idraka vakıf olursanız gülün siretiniz olduğunu, bülbülün sureti olduğunuzu, gülün zevki sizi vuslat aldıracağını, bülbül ise o vuslatın bütün formüllerini gece gündüz demeden ağ figan olarak devamlı Allah, Allah, Allah diye bir hasta vatandaş gibi ya bu adam neyi gündüyor ya? Hasta da ondan. Allah bilmiyor hasta olmuşuz da. Allah bilesin.